Yeşim Salkım'a geçiyorum. Haberleri duydunuz herhalde. Yani hepimiz Yeşim'i çok severiz. Ben de Yeşim'i çok Evet. severim. Çok yıllardır da tanırım. Çok dobralığıyla, hakikatli tavrıyla bilinen bir kadındır. 4 yıl boyunca kanserle mücadele ettim diyor. Ve gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğini ifade ediyor ama hiçbirimiz bilmedik. Ve rahim kanseriyle bir mücadele ama rahim kanserini yendim diyor. Biliyorsunuz 2 tane de Evet. evladı var Evet. gerçekten. Geçenlerde bir yine tatil beldesinde çıktığı restoranda sahne alırken işte orada zaten söyledi. Dedi ki Açılmıyor. 4 yıl Bakıyorum. boyunca amansız bir hastalıkla mücadele ettim dedi. Ve o yüzden de şükürler olsun ki hastalığımı da yendim, çok mutluyum. Hayret, her Aman şeyi bin söyleyen şükür. Yeşim niye bunu saklamış sizce? Enteresan değil mi? Saklamak değil de bu dinlendirmek için değil. O enerji yayılıyor zaten. Aslında böyle bir şey saklanmaz ama tabii ki şifalı günler onu beklesin. İnşallah. Yani çok iyi Yalnız çok olsun. karakterli Sağlıklı kadın. olsun. Hiç Çok. fark ettirmedi yani. Hiç Aradı da asla. ben çünkü onu gördüm, bir işi Ya vardı. O arkadaşlar sebeple yine gördüm aynı ama hiç noktaya fark etmedi yani. geliyoruz. İşte üzüntü gerçekten bütün hastalıkların anası. Yeşim de çok üst üste üzüntüler yaşadı. Şimdi bu arada bizim yapımcımız Bilal Özbilge ile Sadece de kızına söylemiş yazıştılar az gizleme. önce. Ben o yazışmayı da okuyacağım şimdi. Evet. Bilal Bey gönderdi. Yani bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyor En Yeşim Salkım. güzeli. Biz de bunu son derece tabii ki haklı buluyoruz. Annesi, anneciği çünkü yanındaymış şu anda. Ve o da yeni öğrendi diyor. Bunu bilmiyordu. Düşün anneden bile gizli Çok bir zor. durum. Biliyorsunuz anneannesini geçen sene kaybetti. Gizlemek zaten Evet. insanı daha da hastalığını Bir tek kızım ilerletebiliyor. Gizem bunu biliyordu diyor. Kimseye söylemedim. Daha da çok üstünde konuşunca annem de çok üzülüyor diyor. Canım, Yani Gizem'le zaten canı, canı arkadaş yani gibiler. sonuçta aynen. O yüzden biz de çok sen inanılmaz gördüğüm en Güçlü bir karakterli, en güçlü kadınsın. kadınlardan birisin Yeşim. Sözünün eri, mert bir kadınsın. Türk halkı o yüzden seni sesinin haricinde zaten bu özelliklerini çok seviyor. Allah Çok şifanı da geçmiş vermiş olsun. şükürler olsun. Şükür. Bilseydik de dua ederdik. Şimdi de çok şükür diyerek duamızı sana iletiyoruz. Allah bir daha kötü günler Allah göstermesin kimseye inşallah. kötü gün Amin. yaşatmasın. Amin. Bir de Allah. galiba bu kadar güçlü kadın, ben şimdi düşünüyorum, insan empati kurunca anlıyor. Çok güçlü durduğunda da böyle zayıf şeyleri çok Çok bahsetmek, güçlü konuşmak olmak hiç iyi istemiyorsun. değil bir de, biliyor musun? Hiç Çok değil. güçlü Evet. gözüktükçe çünkü Hiç bu değil. sefer kendi içine Bir şey atıyorsun. olmuyor deyip daha Çok çok güçlü üstüne geliyorlar. olmayın. Derdinizi sulara anlatmayın. Sular size cevap vermiyor. İnsanlarla paylaşın. Gider ona mı anlatır, öbürüne mi anlatır diye de korkmayın. Anlatırsa anlatsın. Yeter ki siz içinize atmayın. Doğru. Slogan gibi olmadı mı? Çok iyi Ben de oldu. ne dediğimi bir an bilemedim yani. Suyu anlatma bana anlat diye sen slogan Evet, yap. kesinlikle öyle Bana yani. değil ama daha çok Pınar'ı anlat çünkü ben çok yoruluyorum biliyorsun. Ben Bir sana şey hiçbir şey dinlerken. anlatamıyorum ki senin çenenden zaten. Neyse Neyse, çok tekrar geçmiş olsun. şifa dileklerimizi bir daha da Allah yaşatmasın dileklerimizi sevgili Yeşimciğimize iletiyoruz. Bir Amin. sonraki haberimize geçiyoruz.